Elektrik dağıtım şirketi kaynaklı olarak herhangi bir elektrikli ev aletiniz zarar görecek olursa ve elektrik dağıtım şirketinin bu zararı tazmin etmesini talep edecek olursanız hakem heyetlerine şikayet dilekçelerinizde sadece yaşadığınız durumu ve zararınızın tazmin edilmesi talebinizi yazmayın. Aksi takdirde elektrik dağıtım şirketleri hazır bir metin ile standart rutin bir kontrol sağlıyorlar. Ve biz ilgili alandaki trafoda gerekli kontrolleri yaptık. Herhangi bir arıza görmedik diyerek işin içinden çıkıyorlar. Bakın şu an 254.7 volt şebeke gerilimi bu. TSEN 50160 sayılı elektrik dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu standartlar doğrultusunda resmi olarak şebeke gerilimi 230 volttur. 230 volt AC. Yukarı yönlü olarak %10 aşağı yönlü olarak da %15 tolerans değerine sahiptir. 230 voltun %10 tolerans değeri ile birlikte net bir şekilde 253 voltun üstüne çıkmaması gerekiyor teknik olarak. Şu an yine gördüğünüz gibi şehir şebekesi hem dalgalı vaziyette hem de bahsi geçen gerilim değerinin oldukça üzerinde. Dolayısıyla sizlerin şikayet dilekçelerinizde belirtmesi gereken husus şu. Hangi zaman diliminde bu problemi yaşadınız ise şikayet dilekçenizde mutlaka şu tarih, şu zaman dilimindeki 24 saatlik enerji loglarını da savunma belgelerinde kayıt olarak ek olarak istiyorum diye lütfen dilekçelerinizi belirtin. Sizin problem yaşadığınız zaman dilimi ile elektrik dağıtım şirketinin kontrol sağladığı zaman dilimi içerisinde şebeke geriliminin aynı olması mümkün değil. Siz problem yaşadığınızda şebeke 260 volt olmuştur. Sizin elektrikli ev aletiniz zarar görmüştür. Ancak sizin şikayet dilekçeniz neticesi günler veya haftalar sonra kontrole gelen Ekipler orada 230 volt, 220 volt, 215 volt, 240 volt gibi değerler görmüştür ve biz gerekli kontrolleri sağladık. Bizden kaynaklanan bir şey yok diyerek işin içinden çıkacaklardır. Detaylar için bana ulaşabilirsiniz.